Şimdi peygambere atfedilen bir hadis var. Değil mi efendim? Tırmızı Sıfatül Kıyamete şey yapıyor. Referansı da o şekilde. Hani ben bu işin uzmanı değilim ama incelediğim kadarıyla aynı zamanda deyimleşmiş de. E, peygamber devesini salı vererek Allah'a tevekkül ettiğini söyleyen bir bedeviye onu bağla da öyle tevekkül et. Allah'a öyle tevekkül et diyor. Hani biliyorsunuz bu sonra deyim haline geldi. Yani önce Deveyi sağlam kaza bağla. Sonra e, tevekkül et. Şimdi bir kere bu anlamda bakarsak ya bir kere şu kafamızı kuma gömmeyelim. Yani kader planı deyip de işin içinden çıkamayız hiçbirimiz. E, deveyi biz bu anlamda sağlam kaza bağladık mı? Bağladık mı? Bu bir kişiye birkaç kişiye bir şeye yıkılacak bir şey olarak söylemiyorum. Ama şimdi buna kader planı dediğiniz anda sizin yönetici olarak Cumhurbaşkanı bunu dile getirdi. Böyle dediğiniz anda sağlam yani sert zemine sağlam konutlar yapma e, mantığınızın bir anlamı kalmıyor. Eğer sadece mesele kader planıysa. Ki e, yani biliyorsunuz Bergen'in söylediği çok ünlü bir şarkı var. Kader diyemezsin sen kendin ettin diye nakaratı var. Şimdi kader diyemeyiz. Biz kendi kendimiz ettik. Yani bu ülke bir anda deprem ülkesi haline gelmedi. 30'lu 20'li, daha önceki ne bırakın onu? Kaç yüzyıldır bu ülke e, depremi yaşıyor, değil mi? E şimdi peki ne yaptık? Ben burada bakın. Yani dediğim gibi kader planı değil bu. Bir kere yani çarpık yapılaşma, açgözlülük, gözlülük, aflar, yanlış yerleşim planları yanlış yöneticilikler. E şimdi bunların bir neticesidir ve bakın bu dediğim gibi burada ben benim kanaatim şudur. Bu şehirleri bu hale getiren fay hattının üzerine şehir inşa eden bütün daha önce yaşanan depremlerden e Erzincan'ıydı, Bingöl'üydü, Van'ıydı. Ya bir sürü deprem yaşamadık mı? Adana'sı, Biz... Ceyhan'ı, İzmit'i yani bir sürü. Şimdi bütün bunlar ben daha eskilerini söylüyorum hani. 40'larda, 50'lerde, 60'larda. Şimdi bütün bunlardan ders almayıp da e, halen canlı fay hatları üzerine bataklık alanlara şehir inşa ederseniz bunun yanı sıra bir de inşa ettiğiniz bu binaları Sağlam biçimde yapmazsanız bunun denetimini yapmazsanız hamire imar aflarıyla bu tabutları legal hale getirirseniz e bunun şimdi kader planıyla ne ilgisi var? O yüzden ben e, bu şehirleri bu hale getiren bu süreç içerisinde tüm iktidarların ve tüm mahalli yöneticilerin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Bu illa sadece hukuki manada söylemiyorum hukuki, evet. ahlaki ve vicdani ve siyasi manada ee, sorumlular hiç o yüzden öyle kader diyemezsin sen kendin ettin yıkılan binalar ee, için yürütülen soruşturmalar şimdi da ona olacak. da geliyorum şimdi e, dolayısıyla dolayısıyla şimdi bir de şundan vazgeçelim bakın hukuk tamam mı bir takım suçları örtbas edecek bir temizlik aracı değil Meltem Hanım Hukuk birilerinin e, merkeze konulup özellikle günah keçisi haline getirilerek diğerlerinin vaftiz edileceği bir alan da değil. Hukukun özelliği nedir biliyor musunuz? Faturayı tam kesmek. Ne fazla ne eksik. Şunu demek istiyorum. Yani burada ha hukuk şunu söyler bana. Bu binaların yapımında eee Kusuru olan, evet. sorumluluğu olan, teknik manada taksiri olan veya birilerine göre olası kas. Sonuçta ama kusuru olan herkes bunun bedelini ödemeli. Ama bir paratoner görevi gelerek diğer sorumlulukları örtbas edecek şekilde değil. İtirazım buna. Tüm sorumlular cezalandırılmaz. Ne eksik ne fazla. Şimdi ben herkese soruyorum. Yani... Burada sadece bu müteahhitler, sadece bu mimarlar, sadece bu teknik uygulama sorumluları mı sorumlu? Bugüne kadar o yöneten, oraları imara açan, denetlemeyen, ardı ardına afları çıkaran bu milletvekilleri, bu siyasiler, bu mahalli idareler, onların yöneticilerinin hiç mi bir sorumluluğu yok?